eminim sizler de soruyorsunuz. İran'daki durum bu. Peki tüm bu olan bitenin ardında gerçekte ne var? Senaryolar türlü türlü. Bir bakışa göre sokaklarda yanan ateşi İran'daki ekonomik kriz tetikledi. Ama siz de takdir edersiniz ki böyle görünse bile bu pek inandırıcı değil özellikle böyle günlerde. Tüm bu kaosu tetikleyen asıl neden çok daha geride. Binlerce kilometre ötede duruyor ve o asıl nedeni anlamak için binlerce kilometre öteden Amerika'dan gelen mesajları doğru okumak gerekiyor ki o mesajlardan ilki ekrana gelecek şimdi ve Donald Trump'ın Amerikan Başkanı Donald Trump'ın bir Twitter tutkunu olduğunu biliyorsunuz. O mesaj Twitter'dan geldi. Dünyayı sosyal medya üzerinden yönetmeye kalkıyor biliyorsunuz Trump. Bu mesajı dün gece yarısı göndermişti. Mesajda dikkat çeken bölümlerin altını özellikle çizdik. Türkçesi ekranlarınıza gelecek şimdi. İran halkı nihayet vahşi ve yozlaşmış İran rejimine karşı harekete geçti diyor Trump. İran yönetimine hakaretlerini sıralıyor. Devamında Başkan Obama'nın aptal bir şekilde verdiği para teröre ve birilerinin ceplerine gitti cümlesiyle eski başkana hakaret ediyor. Amerika'nın gözü üzerinizde cümlesiyle de malum çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Bu açık bir tehdit. Trump'ın biliyorsunuz daha önceki mesajlarında da demokratik teamülleri, ülke yönetimlerini çok fazla kale almadığı ortada. Peki bitti mi? Evet hayır. Dedik ya Amerikan Başkanı Trump tam bir Twitter tutkunu diye bugün bir mesaj daha gönderdi. Türkiye saatiyle 16.30'du ikinci mesajı yazdığında. O an Washington'da sabah saat 8. .30. Yani Trump uyanır uyanmaz bilgisayarını açtı ya da telefonundan. Bu kez yozlaşmış hükümetlerini devirmeye çalışan İran halkına büyük saygı duyuyorum dedi. Devamında gece yazdığından daha net bir mesaj verdi. İran rejimi muhaliflerine zamanı geldiğinde Amerika Birleşik Devletleri'nden büyük destek göreceksiniz dedi. Bakın açık açık söylüyor. O zaman ne zaman gelecek? Amerika'dan görecek destek nedir? Tüm bunlar bir savaşın işareti mi? Bana sorarsanız öyle. Ama yine de yorum